Herkese merhaba, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle göz kenarlarımızda, şu kaz ayağı bölgesinde kırışıklık olmasına neden olan, gün içinde farkında olmadan yaptığımız alışkanlıklar neler, bunlardan bahsedeceğim. En azından yaptığımız hangi hareket kırışıklığa neden oluyor, bunu bilmek, bu hareketleri yaptığımız zaman kendimize hatırlatıp o hareketleri mümkün olduğunca az yapmamızı sağlar ve mümkün olduğunca yüzümüzün kırışmasını yavaşlatır. Yaptığımız mimikler yüzümüzün kırışmasına neden oluyor. Ancak özellikle 25 yaşının altındaki takipçilerim için söylüyorum. 25 yaşının altındasınız ve yüzünüzde belirgin ve derin kırışıklıklar varsa yüzünüzü güneşten yeterli korumuyorsunuz ve yeterli su tüketmiyorsunuz anlamına gelir. Yüzümüzü güneşten korumaktan kastım özellikle de yazın güneşe çıkarken en az 30 faktörlü bir güneş koruyucu yüz kremi kullanmamız gerekiyor. Ara ara ben de size videolarda bahsediyorum. Ben de güneşlenmeyi seven bir insanım. Yazın ben de böyle güneşin alnına yattığım zaman 15 faktörlü bronzlaştırıcı kremle yanıyorum. Yüzüme de 50 faktör sürüyorum. Demek ki yüzümün hiç yanmamasını sağlıyorum. Yüzüm beyaz, vücudum bronz mu oluyor? Evet, yüzüm beyaz, vücudum bronz oluyor. Akşamüstü falan bir yere gideceğim zaman da yüzümle vücudum arasındaki renk farkını dengeleyecek bir tonda bronz makyaj yapıyorum. Gayet de güzel, hiç rahatsız edici bir görüntü olmuyor. Gündüz de bir yere gezmeye gideceksem yine 50 faktör kremimi sürüyorum yüzüme. Onun üstüne de yine bronz bir allık sürüyorum. Bu şekilde de yine yüzümü güneşten koruyorum. Eğer ki gözlerimizde hele kırışıklıklar oluşmaya başladıysa göz bölgemizi güzel bir nemlendirici kremle nemlendirmeliyiz. Göz bakımı kremimiz yüz kremimizden ayrı olmalı. Çünkü yüzümüze sürdüğümüz krem göz bölgemiz için biraz daha fazla yoğun kaçar. Göz bölgemiz normal yüz kremini yeterince emmez arkadaşlar. Göz bölgesinin kremi yüz kremine göre daha az yoğunlukta olur. O yüzden bu şekilde göz bölgemiz tarafından kolayca emilebilecek güzel bir nemlendirici krem tercih etmelisiniz. Aynı zamanda vücudumuzu da susuz bırakmamamız gerekiyor. Cildimizin elastikiyetini koruması için su tüketimi de önemli. Günde en az 2 litre su içmeye özen gösterelim. 2 litre 3 litre arası su tüketimi için ideal. Gelelim mimik konusuna. Mimik konusunda gözlerimizde kaz ayağı oluşmasına neden olan en başta gelen mimiklerden bir tanesi gözlerimizi kısmamız. Bakın şu şekilde. Şöyle gözünüzü şöyle kıstığınızda kaz ayakları oluşuyor. Biz bu gözlerimizi kısma mimiğini ne zamanlar yapıyoruz? Güneşin altında dolaşırken örneğin gözlüksüz dolaştığımızda, güneş gözümüze çok çarptığında şöyle kısar bakarız değil mi? Bakın. Gözümüzü şöyle kısıp baktığımızda kırışıklıklar oluşuyor. O yüzden ne yapıyoruz? Güneşte dışarıda dolaşacaksak mutlaka güneş gözlüğü kullanıyoruz. Bir de gözlerimizi ne zaman kısarız? Gözlerimiz bozuktur ve bozuk gözle bir şeyi okumaya çalışırken şöyle yine gözlerimizi kısıp böyle daha net okumaya çalışırız. Yine bunu da önlemek için ne yapıyoruz? Gözlerimiz bozuksa mutlaka gözlük takıyoruz. Gözlüklü bir görüntü kırışık bir yüzün görüntüsünden çok çok daha iyidir. O yüzden mutlaka kendimize yakıştırmıyor bile olsak gözlüğümüzü takalım. Bir de bunu ben pek yapmadım. İşte sağ olsun gençliğinde annem uyarırdı yüzünü çok buruşturarak gülüyorsun diye. Liseden sonra bunun da farkına varınca kendi gülüşümü birazcık düzenledim. Şanslısınız siz de benim kanalıma denk geldiyseniz ve gülerken gözlerinizi şu şekilde kısıyorsanız mutlaka bu gülüşünüzü de düzeltin. Gülerken sadece dudaklarınızla gülmeye özen gösterin. Yüzünüzün sadece bu bölgesi hareket etsin. Gülerken gözlerinizde özellikle de göz kenarlarınızda bir mimik yapmamaya çalışın. Şimdi mesela ben gülerken bu şekilde gülüyorum. Farkındaysanız gülerken gözlerinde pek bir hareket yok. Tabii ki ben de insanım. Bazen gülerken kendimi kaptırıp kahkahalara boğulduğumda benim de gözlerimi, yüzümü bol bol kırıştırdığım anlar oluyor. Ancak bunu her zaman yapmamaya çalışıyorum. Ve normal gülerken en azından kendimi kontrol ederek gülüyorum. Yani dediğim gibi bakın şu şekilde gülerken bu şekilde güleceksiniz. Göz kenarlarımız buruşmuyor. Bir de bu şekilde gülerseniz bakın. Yani hem gözünüzün altlarını buruşturuyorsunuz,
Hem şu dudak kenarlarınızı çok buruşturuyorsunuz, göz çevrenizi buruşturuyorsunuz. Yani siz güldüğünüzde şu yanak buradan buraya kadar çıkmayacak arkadaşlar. Sadece şöyle küçük bir gülümseme yetsin size. Bir de yine benim öğrenciyken çok yaptığım bir hataydı. Bunu üniversitenin sonlarına doğru fark edip bıraktım. Eğer ders dinlerken ya da herhangi birisini masa başında dinlerken yüzünüzü şu şekilde yapıyorsanız, bakın, elinizi şöyle yasladığınızda ya da böyle yasladığınızda yine bu bölgede kırışıklıkların oluşmasına neden oluyorsunuz. Elinizi şöyle yüzünüze koymadan birisini dinlemeye özen gösterin. Şu şekilde dinleyebilirsiniz, şu şekilde dinleyebilirsiniz ama şu şekilde, bu şekilde dinlemeyin. Gözlerimizin kırışmasına neden olan bir diğer alışkanlık da yan yatmak. Ben çok kolay uykuya dalabilen bir insan değilim. O yüzden yatakta pervane gibi dönerek anca uyuyabiliyorum. O yüzden yan yatıyorum. Size de yan yatmayın diye bir şey söyleyemeyeceğim. Ancak en azından yan yatıyorsanız da yastığa yatarken yüzünüzün en başta neresi geliyor? Bu çok önemli. Örneğin yastığa yattınız siz, en başta yanağınızı yasladınız diyelim. Şöyle. Bakın, şöyle yattığınızda gördünüz mü? Burası buruşuyor. Ama siz direkt şu bölgenizi önce yaslarsanız yastığa, o zaman bakın burada çok fazla bir kırışıklık olmuyor. Ben de hani yatağa yatarken en azından hani yattığım zaman bu bölgenin ne kadar kırışıp kırışmadığını hissedebiliyorum. Çünkü yanağım yukarı doğru geliyor mu, gelmiyor mu, bunu hissediyorum. Bunu hissettiğimde de kendi pozisyonumu düzeltip tekrar şöyle hafif kafamı kaldırıp şöyle yatıyorum yatağa. Böyle yatmıyorum. Şöyle yatıyorum. Siz de buna özen göstermeye çalışın. Yatabiliyorsanız tabii ki sırt üstü yatmak genç kalabilmek için en verimli yatış şekli. Ancak mumya gibi yatarak ben asla yatamıyorum. Tahmin ediyorum ki birçoğunuz da benim gibidir. Kimseye hani mutlaka sırt üstü yatın diyemeyeceğim. Ancak sadece yattığınız zaman yastıkta yüzünüzün ne şekil aldığına özen gösterin. Yani dediğim gibi yatış şeklinize özen gösterin. Yüzünüzü şu şekilde yapacak hareketler yapmayın. Güneşten yüzünüzü koruyun. Bol bol su tüketin. Güzel bir nemlendiriciyle göz bölgenizi nemlendirin. Aynı zamanda benim daha genç göz çevresi için paylaştığım masaj videolarını da uygulayın mutlaka. Yağ seçiminiz de önemli. Masajınızı yaparken de aynı zamanda cildinizin gençleşmesini sağlayacak bir yağ ile masaj yapmanız da kırışıklıkların azalmasını sağlayacaktır. Bu videoda sizlerle paylaşacaklarım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım nasihatlarımı dinler, önlemlerinizi alırsınız. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.